Evet, herkese iyi akşamlar. Maraş'ta Spor Gazetesi'ndeyiz. Yepyeni bir sezon başlıyor. Kahramanmaraş 1. Amatör Küme'de, ligde 2021-2022 sezonu. Ben de bugün takımları ve maçları değerlendirmek istedim. Şimdilik yayınımıza arkadaşlar geldikçe yorumlarımıza başlayacağız. Biraz bekleyelim, takipçilerimiz gelsin. Evet, yayınımıza katılanlara selamlarımı gönderiyorum. Bu cuma Kahramanmaraş'tayım. Geçtiğimiz cuma Ordu yollarındaydım. Bugünlere çok fazla yolculuk yapıyorum. Evet, aramıza katılan arkadaşlara selamlarımı iletiyorum. Hoş geldiniz diyorum. Yorum yapmak isteyen olursa tabii ki de yorumlarınızı bekliyorum. Burada beraber bir canlı yayın yapalım. Sizler de sorun, ona göre ben de cevaplamaya çalışayım. Seste bir problem yok sanırım. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş gelmeye başladılar. Yayınımızı paylaşabilirsiniz. Amatör severler, biraz daha fazla kişinin yorumları izlemesini istiyorum. Çünkü bana da soruyorlar, sürekli soruyorlar. Takımları soruyorlar, grupları soruyorlar. Takımları gezdin, son durumları ne diye soruyorlar. Ben de o yüzden birazcık da sizlerden de katılımlar ve sorular bekliyorum. Yine evet, inşallah birazdan. Arkadaşlar, Maraş'ta Spor Gazetesi ofisindeyiz. Sizler de biliyorsunuz, Kahramanmaraş'ta yayın yapıyoruz. Bütün takımlara elimizden geldiği kadar buradayız. Maç biletindeyiz. Arkadaşlar, tespih satmıyoruz. Sadişen aleyküm selam demiş. Evet, Murat parlamış, maç bileti, Mustafa parlamış, maç biletini veriyorsun demiş. İhtiyaç varsa veririz. Hangi maçın? Iğdır Spor'u sormuş bir arkadaş. Mosa, Iğdır galiba. Çünkü Maraş'taki Iğdır, ne alaka? Evet, Kahramanmaraş 1. Amatör Küme takımlarını değerlendireceğiz. Ligimiz hafta sonu başlıyor. Hemen programdan bahsedeyim. 22 Ekim Cumartesi günü saat 19'da Batıbak futbol sahasında 2021-2022 futbol sezonunu açacağız. ATC Atletik Maraspor ile Kurtuluş Futbol Spor karşı karşıya gelecek. Kahramanmaraş'ta 3 tane Kurtuluş takımı var. Biri Kahramanmaraş Kurtuluş Spor, Kurtuluş 1920 Spor ve Kurtuluş Futbol Spor. Kurtuluş Futbol Spor ATC Maraspor'la oynayacak, açılış maçı yapacak. Son playoff final oynayan takım, yani bölgesel ligin kapısından dönen ATC Maraspor, uzatma dakikalarında mağlup olmuştu 3-1. ATC Maraspor ile lige başlayacak yeni sezon, böyle bir açılış şeyi düşünmüşler. Geçtiğimiz yıl Uludağ Spor Büyük Sız Spor maçıyla başlamıştı 2021-2022 sezonu. 2022-2023 sezonu ise ATC Maraspor ile Kurtuluş Futbol Spor arasında başlayacak. Hemen pazar günü olacak maçlar da var. Beyoğlu Stadı'nda saat 15'te Türk Kolu Gençler Birliği Arsa Süper Spor'la karşılaşacak. Kahramanmaraş 1. Amatör Lig A grubunda Pazarcık Spor ile Narın Dumlukhan Spor karşı karşıya gelecek. Pazarcık İlçe Stadı'nda saat 14'te oynanacak müsabaka. HD Demir Spor ile Çağlayan Cez Spor Batıbak Futbol Sahası'nda saat 14'te karşı karşıya gelecekler. Kahramanmaraş Kurtuluş Spor ise ilk haftayı maç yapmadan geçecek, bay geçecek 9 takım olduğu için. 1. Amatör Küme Lig B grubunda ise
belediye futbol sahasında saat 16'da Karaziyer Spor Çırağan Grup Büyüksır Spor'la karşılaşacak. Batıbak futbol sahasında Anadolu Gençlik Spor Avşin Belediye Spor'la karşılaşacak. Batıbak futbol sahasında yine saat 16'da 13 Manitman Yurdu Koç Kristal Spor'la karşı karşıya gelecek. Ve belediye sahasında saat 14'te Ferruş Kavacı Spor ile Berti Spor karşı karşıya gelecek. Birinci amatör ligde birinci hafta maçlarının programı bu şekilde olacak. İlk haftada takımlar bu şekilde karşı karşıya gelecek. Çok fazla sorular var. Hangi takım iyi, hangi takım kaliteli? Bölgesel amatör ligi kim çıkar? Bu sene kim çıkar? Bu tip sorular çok fazla geliyor. Bölgesel amatör lige çıkacak takım tabii ki de şimdiden belli olma ihtimali yok. İmkansız çünkü her takım bu sene iddialı. Şu anda ligde 18 takım var bu sene. A ve B grubunda karşı karşıya geliyorlar. Bu takımların hepsi de kendi alanlarında iyi futbolcuları kadrolarına kattılar. Yani şöyle baktığımız zaman bütün gruplar birbirine denk gibi görünüyor. Burada birkaç tane takım transferi geç yaptı. Sadece hepsi bu. Diğer takımlarda tabii şu an iyi transferler yaptı. Bu haftanın öne çıkan maçları tabii ki de var. Pazarcık Akspor Narlıoyun maçı. Seyir sevki yüksek olması beklediğimiz bir maç. Pazarcık Akspor ve Narlıoyun durdurmasında çok uzun süredir çalışıyorlar. Pazarcık Akspor Necdet Polat'la anlaştı. Dün oradaydım. Güzel bir hava var takımda. Güzel bir ortam var. Çok önemli futbolcular, transferler. Tecrübeli isimler de var. Geçtiğimiz yıl bu ligde ligi tatmış. Ve Pazarcık Bulut'ta dışarıdan gelen oynayan oyuncular da var. Bölgesel amatörlükten gelen oyuncular da var. Pazarcık'ta tabii biraz işler iyi görünüyordu. Narlıoyun Dumpurlar Spor ise artık bu ligin en önemli takımlarından bir tanesi. Her yıl şampiyonluğu oynar. Her yıl bölgesel amatör ligi oynar. Bu yıl da onlar da çok güçlü kadro kurdular. Kahramanmaraş amatör futbolunun bilinen oyuncularını kadrolarına kattılar. Zaten Mehmet Cengiz Yılmaz gibi oyuncular vardı takımında. İşte Mehmet Özbaş gibi. Bunun yanına yeni oyuncular da kattılar. Biraz daha güçlendiler geçtiğimiz yıla göre. Haftanın en dikkat çeken maçlarından bir tanesi de buydu. Bu şu anda göze batıyor. A grubunda Türk Oyun Gençler Birliği Arslan Sümer Spor maçı var. İki genç takımın mücadelesi olacak. Türk Oyun Gençler Birliği kendi imkanlarıyla, kendi ilçesinden aldığı çocuklarla bu yılda lige katılacak. Genç bir ekip kurmuştu her yıl. Bu yılda genç bir ekip de sahaya çıkacak. Türk Oyun Gençler Birliği. Arslan Sümer Spor zaten bildiğiniz gibi Salih Baba yıllardır Salih Fidan, Atlan, kendi yetiştirdiği oyuncuları büyüterek oynatan bir isim. Orada tabi tecrübeli isimleri var. Aydın Köroğlu, işte diğer arkadaş var. İkisi beraber hem takımı çalıştırıyorlar hem de takıma abilik yapacaklar. Ligin bir diğer önemli maçlarından bir tanesi de Demirspor Çağlayan Cerit'le oynayacak. Tabi HDT Çağlayan Cerit'in mahallesi, kasabası ama merkezi Kahramanmaraş. HDT Demirspor'un onlar da yine geçtiğimiz yıldaki kadrolarını korudular. Biraz daha gençleştirdiler. Birkaç genç oyuncu takviye ettiler. İşte Ahmet Ak gibi, Enes Vesli gibi oyuncular orada kaldı. Tecrübeli isimler de tabii ki de var. Yine onlar da bu yılın iddialı takımlarından bir tanesi. Çağlayan Cerit Spor transfer yapmasına gerek olmadan o bölgedeki çocukların ayrı bir yeteneği var Çağlayan Cerit'lekilerin. Bu sene Belediye Spor adıyla lige giriyorlar. İnşallah Belediye Spor adı hayırlı gelir. Çağlayan Cerit Spor'un antrenmanına gidemedim. Oradaki bir
iletişim kopukluğu mu dersiniz? Ne dersiniz? Deyin oraya gidemedim. Şu ana kadar gidemediğim takımlardan, iki takımdan bir tanesi Çağlayıncıyırt. Çağlayıncıyırt'ın geçmiş yıllardan bildiğimiz kabuklaşmış takımları olur her zaman için. İyi futbol oynarlar. Kendi çocuklarından iyi bir takım kurarlar. Bu yıllardır böyle olmuş. Bu sene de böyle bekliyorum. Bu haftada A grubunda Kahramanmaraş Kurtuluşspor bay geçecek ve maç yapmayacak. Açılış maçına gelirsek Kurtuluş Futbolspor lige katılayım mı katılmayayım mı tereddüt içerisindeydi. Orada bir son anda katılmaya karar verdiler. Takım şu anda hemen hemen oluştu durumda. Yeni, çok fazla yeni isim var Kurtuluş Futbol'da da. Antrenman ziyaretlerini gerçekleştiremedim. Bir diğer takımda Kurtuluş Futbolspor bir türlü bir araya gelemediler. Ben hafta içinde yine onları da ziyaret edeceğim, antrenmanlarına gideceğim, oyuncularını size tanıtacağım. ATC Atletik Maraspor bu ligin artık güçlü takımlarından bir tanesi. Geçtiğimiz yılki kadrolarını tamamıyla korudular. Birkaç eksikleri var, giden oyuncular var ama yerine gelen oyuncular da bayağı takıma katkı sağlayacak gibi. ATC Maraspor yine bu ligin üst sıralarını hedefleyen güçlü bir takım görünümde şu ana kadar. A grubunda gerçekten çok çekişmeli bir lig bekliyoruz. Burada kağıt üzerinde bakıldığı zaman Kurtuluş Futbolspor, Türk Ordu Gençler Birliği ve Arsan Sümerspor biraz daha geri planda duran takım olarak görünüyor ama bu üç takımın da bu ligde çok önemli işler yapacağına ben inanıyorum. Özellikle Türk Ordu Gençler Birliği ve Arsan Sümerspor genç ekipleriyle çok takımların canını yakabilirler. A grubu bu şekilde. B grubu da sürekli polemik meselesi oldu. Ben der gittim kulübe sordum. A grubumuz zor, B grubumuz zor diye. Bana da göre de bakarsanız tabii A grubu biraz daha B grubuna göre zor. Ama şunu da demeden geçmeyelim. B grubunda da çok iddialı, çok güçlü takımlar tabii ki de var. Evet, B grubunda geçen sezonun fuhaş ekiplerinden Karaziraspor Çırağan Grup ismiyle güçlenen Büyükşehirspor'la karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz yıl bu iki takımın maçları oldukça çekişmeli geçmişti. Bu yılda yine çekişmeli bir maç bekliyorum. Karaziraspor birkaç takviye yaptı ama birkaç da oyuncusunu kaybetti. Hasan Hoca'nın, çiftçinin belli bir güce dayalı oyunu vardır. Çok koşan bir takım her zaman için yapar. O yüzden burada da Karaziraspor yine yeni sezonda da B grubunun iddialı takımlarından bir tanesi. Çırağan Grup Büyükşehirspor ise çok genç bir takım. Birkaç tecrübeli abi var. Genç ve dinamik bir hocası var Çağrı Kepek. Antrenörlüğü bıraktı, futbolculuğu bırakıp antrenörlüğe geçti. Onlar da çok gençler, çok istekliler, dirençli bir takım olacaklarını bekliyorum. Yani bu ligde Büyükşehirspor'da ben de varım diyecek. Çünkü onların antrenmanlarını ziyaret etmiştim. Ben bekliyorum. Anadolu Gençlik Spor ile Avşin Belediyespor karşı karşıya gelecek. Anadolu Gençlik Spor yine genç bir takım olacak. Keramettin Hoca kendi yetiştirdiği oyuncularla yine bu sene bu ligde mücadele edecek. Genç takım, dinamik takım olacak Anadolu Gençlik Spor. Burada tabii birkaç tane abi takımın içine katıldı. Avşin Belediyespor ise bilindiği gibi, her yıl olduğu gibi kendi ilçesinden yetiştirdiği oyuncularla Hasan Akpınar gözetiminde oynayan, gelişen bir takım var. Onları da izlemiştim. Gitmiştim Avşin'e kadar. İyi bir takımları var. Geçtiğimiz yıldaki kadrolarını hemen hemen korudular. Birkaç tane okuldan dönenler ya da askerli bir tane oyuncular var. Onlarla beraber Avşin'de iddialı bir takım. Batı Pakistan'da oynanacak Avşin Belediyespor Anadolu Gençspor Avşin Belediyespor maçı. Batı Park Futbol Sahası saat 12'de başlayacak. Batı Park Futbol Sahası saat 16'da
13 Mayıs Manyurdu ile Koç Kristal Spor karşı karşıya gelecek. 13 Mayıs Manyurdu Spor geçtiğimiz sezonun faş ekiplerinden bir tanesi. Playoff oynadılar. Hiç ara vermeden çalışmaya devam ettiler. O ekiplerinde çok fazla isim kaybetmediler. Genç oyuncularla takviye yaptılar daha çok. Beraber yaşayan, beraber gezen bir takım var orada. O yüzden 13 Mayıs Manyurdu yine hazır gibi duruyor. Koç Kristal Spor ise tecrübeli teknik adam Mehmet Koç'un takımı, Mehmet Koç ve ekibindekiler Eyüp Sultan Spor isim değişikliği oldu. Özkan Başkan takımın ismini değiştirmeye izin verdi. Devretti belki de. Belki de devretti diyebiliriz. Koç Kristal Spor'u da yine son dönemlerde biraz geç kurulmuş bir takım ama bir birlik olmaya çalışan yine Maraş amatöründeki birçok tanınmış oyuncunun bir araya gelip oynayacağı bir takım olacak. Koç Kristal'de bu grupta iddialı ekiplerinden biri olmasını bekliyoruz. Belediye sahası saat 14'te Ferruç Karacaspor ile Bert Spor karşı karşıya gelecek. Bert Spor Bertiz yöresinden bir antrenörle anlaştı. Bert Spor'da iddialı geliyor. Kalezer Spor'dan bir de oyuncu aldılar diye hatırlıyorum. Evet, onlar da yine bu ligde mücadele edecekler. Tabii ki de Bertiz 200 bin nüfus olan bir semtimiz. Onlar da bu sezon yine bu ligde mücadele edecekler. Ferruç Karacaspor ise onlarda her zaman koşan bir takım var. Genç oyunculara tecrübeli isimlerin karışmış olduğu bir ekip. Ferruç 40. yılı galiba bu sene. Onlar da tabii bu ligde iddialılar. Birinci amatör kümede ligde bu hafta sonu cumartesi günü maçlar başlayacak. Pazar günü de oynanacak yine maçlar. Buradaki benim temennim inşallah kaza bela olmaz, sakatlık olmaz, kavga gürültü olmaz. Güzel bir sezon geçirelim. Yani futbol doyalım. Kardeşçe, güzelce. Hepimiz bu memleketin çocuğuyuz. Buradaki kimin tabii şampiyon önemlidir. İyi oynayan şampiyon olsun. İyi mücadele eden şampiyon olsun. Ama tabii ki de biz kavgasız, gürültüsüz bir lig olsun istiyoruz. Evet, sorulara bakacak olursam, şu anda sorulara bakacak olursam, arkadaş Iğdır Spor'u sormuş. Iğdır Spor'la bizim bir alakamız yok ama demek ki bizi takip ediyor. Kendisi Kahramanmaraşlı değil galiba. Iğdır'dan bizi takip edebilir. Çünkü Türkiye'nin birçok yerinden bizi takip eden arkadaşlarımız, dostlarımız var. Evet, Harun Batuhan hayırlı akşamlar demiş. Murat Yıldız hayırlı akşamlar, başarılar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Evet, diğer yorumları zaten okumuştuk. Iğdır'ı sormuştu arkadaş. Maç bileti mi veriyorsunuz demişti. Maç bileti vermemiz gerekiyorsa veririz. Yani bunda sıkıntı yok. Ama Kahramanmaraş Spor maçı galiba. Bu hafta Kahramanmaraş Spor sahada oynuyor. Zaten İstiklal Spor'un maçlarında da ücretsiz. Evet, benim birinci amatör kümeden aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Yarın ATC Atletik Maraspor Kurtuluş Futbol Spor maçıyla saat 19'da sezonu açıyoruz. Bir aksilik olmazsa maçı canlı vermeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz tek başıma çalışan biri olduğum için bazen işlere yetişemeyebiliyorum. O yüzden de sözümüzü yerine getirmemek için bir aksilik olmazsa cümlesini her zaman daima kullanıyorum. Ne olur ne olmaz. Yani biraz garantici bir hayatım var. Biraz netçi bir hayatım var. O yüzden de bu konulara çok dikkat ediyorum.
Evet, Yunus Emre kardeşim yanına yardımcı almaya düşünüyor musun diye. Yanıma yardımcı almaya düşünüyoruz ama işte bizimkisi biraz gönül işi olduğu için kimseye maaş ödeme gibi bir şu an durumumuz yok. O yüzden de yani maaş veremeyeceksek niye insanları yanımıza çalıştıralım? İnsanları yanımızda boşaya çalıştırmamak için maaş konusunda yardımcım olsa tabii çok iyi olur. Şu anda bir yardımcı olacak pozisyonum maalesef ki yok. Yani keşke öyle bir şey olsa. Evet, Yunus Emre Demir sormuş bu soruyu. Yani imkanlar el verse tabii ki de alırız ama şu anda öyle bir imkan maalesef ki yok. Biz de burada imkanlarımız kısıtlı. Tek başıma çalışmayı ben de tabii aslında şöyle yardımcım var ama oğlum bana yardım ediyor. Yaşı çok küçük daha henüz. 14 yaşında. Buradaki maçlarda görüntü alıyor bana. Buradaki maçlarda görüntü alıyor. Bana yardımcı ediyor. Yardım ediyor aslında oğlum. Web sitesine zaman zaman haberleri giriyor. Birçok resmini çekiyor. Sağ olsun oğlum bana 14 yaşında şimdiden yardıma başladı. Yunus, siz para al. Yunus Emre Demir, siz de mi para almıyorsunuz? Ya burası zaten benim yani. Ne varsa burada benim oluyor. Yani para almak ya da almamak gibi bir şeyimiz yok yani. Öyle bir maaşlı çalışan yok. Bize kimse maaş ödemiyor. Tamamını ben kendi imkanlarımla yapmaya çalışıyorum. Evet, Yunus Emre ekipli yapılan iş daha güzel olur diye düşündüm. Demek ki ben güzel yapamıyorum. Bunu mu anlamak lazım? Arkadaşlar ekip kurmak çok kolay değil. Biliyorsunuz buradaki amatör spor kulüplerinin ve diğer takımların durumlarını biliyorsunuz. O yüzden de burada ekip kurmak gerçekten zor. Ama ben elimden geldiği kadar her yere yetişmeye çalışıyorum. Şu ana kadar yardımcı dediğim gibi oğlum var. Onun haricinde tek başıma yetişiyorum. Evet, hayırlısıyla lig başlasın. Biz de gidelim futbola doyalım. Herkesin bir ligi vardır. Amatörün de sevdalıları, amatörün de bu işe gönül verenleri var. Onlar da sabırsızlıkla amatör maçları bekliyorlar. Herkes kendi imkanlarıyla, kendi bütçeleriyle her anlamda kendi bütçeleriyle takımları kurdular. Mücadelelerini yapıyorlar. İnşallah Allah herkesin gönlüne göre versin. Bütün takımlara başarılar diliyorum. Hiçbir takımın taraftarı değilim bir amatörde. Bütün takımları tutuyorum. Zaten bütün takımların da forması bende var. Olmayanlardan da bana forma getirmeyen takımlardan da rica ediyorum. Benim üzerimde eğer Kahramanmaraşlı takımların formalarını görürsünüz. O yüzden hiçbir takım ayrımı yapmıyoruz. Yunus Emre'nin soruları var. Elbistan Spor'la ilgili programı daha sonra yapacağız. O zaman konuşuruz. Şu andaki gündemimiz Kahramanmaraş 1. Amatör. Şu anki amacı şey dileğimiz Kahramanmaraş Amatör olduğu için Elbistan Spor'u daha sonraki programlarda yine konuşuruz. Elbistan'da da yine röportajlarımız olacak. Burada Yunus Emre'nin değindiği konulardan bir tanesi yine yardımcı olmak istedim. Ben zaten gönüllü muhabirlerimiz var bizim. Türkiye'nin birçok yerinde bilgi akışı sağlıyorlar sağ olsunlar. Kahramanmaraş'ta da bize bilgi akışı sağlıyorlar. Gönüllü muhabirlik yapmak isteyenler varsa bize mesaj yoluyla ulaşabilirler. Yani orada bir sıkıntı yok. Gönüllü muhabirlerimiz bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Maraşlı Spor Gazetesi'nin Facebook hesabını, Instagram hesabını, Twitter hesabını, Twitter çok azız. Lütfen Twitter hesabını beğenmenizi rica ediyorum. YouTube kanalımız aktif.
Bütün videolarımızı 1. Amatör Lig'deki ziyaret ettiğimiz 16 takımın antrenman videosunu YouTube kanalımızda da izleyebilirsiniz. Şimdilik Maraşlı Spor Gazetesi'nin stüdyolarından herkese iyi akşamlar diliyorum. Umarız sizlere şehrin sporundan iyi haberler vermeye devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.